Sen verdiğin sözden döndün Aliye. Şimdi ben de sözümden döneceğim. Senin için bir daha asla sorun olmayacağıma söz vermiştin. Bu sözün artık geçerliliği kalmamıştır. Bundan sonra hayatın boyunca her gün bu evliliği kabul ettiğine pişman olacaksın. Yoksa yaşamak bana haram olsun. Hadi ne bekliyoruz? Düğün töreni başlasın artık. Ne oldu? Neden hepiniz öyle bakıyorsunuz? Geleneklerimizi unuttunuz mu yoksa? Nikahtan sonra gelinle damat ilk defa ayna karşısında birbirlerini görür. Hadi o zaman Şaban'a Ali'yi buraya getir. Jo bhi jiya, woh
kendini kırık aynada görmesi iyi haber değildir. Bu hayırlara vesile olsun diye uygulanan bir gelenek. Yoksa kırık ayna uğursuzluk demektir. Eğer kötü bir şey olacaksa bu sadece bana olsun. Olduğunu biliyorsun. Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bütün soruların, bütün sorunların hepsinin cevabını orada bulacaksın. Her şey orada yazılı. Kendini her kötü hissettiğinde ona sığın, ondan yardım al kızım. Sakın dayını ve yengeni üzecek bir şey yapma. Kimseyi birbirinden ayırma. Zeynep, bir daha çocuk gibi kavga etme. Hatası olursa affet onu. Gençliğine vermeye çalış. O masum iyi bir kız. Bunu çok yakında sen de göreceksin. Lütfen Alya'ma çok iyi bak, olur mu? Babamla konuşup istemediğimi söyleyeceğim. Ben kabul etmiyorum. Söz mü? Söz. Alya ile konuştum. Bana mutlu haberi verdi. Bugün evlenmek arzusunda olduğunuzu söyledi. Tabii ki iyi bakacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum.
Özür dilerim. Ukalalık etme. Biraz durdurur musunuz? İşte Allah'ın sevgili kulu gelmiş. Bugün cuma gecesi. Sen merak etme. Allah ne yaparsa yapsın, senin iyiliğin için yapar. Ama ölene kadar inancına sahip çık. Olan her şey Allah'ın takdiridir. Ve olacak her şey yine onun takdiri olacaktır. İleride Allah'ın kararına karşı çıkacak birileri olsa da o her zaman sevdiklerinin yanında olacaktır. Bugünkü derin nefretin yerini yarın büyük bir sevgi alacaktır. Allah büyüktür, Allah yücedir. Ali, Ali.
Yani bu evin hanımlarının. Haklısınız. Ben mi? Ama... Oh, bakın babam arıyor. Ben hemen dönerim, affedersiniz. Sen kardeşim Gahar'ın yerini aldın. Hiçbir törenine katılmayacağım. Nefise. Çant, çocuklar nerede? Birazdan okullarından geri dönerler. Alya, bu evde 3 muhteşem çocuk var. Seninle tanıştıklarına çok sevinecekler. Lütfen. İçeri gelin. Evet sayın. Aile geleneğimizi unuttun mu? Gelini kucağına alarak girmelisin. Yenge? Bahşiş istemeyecek misin? Evet, çok haklı. Bahşiş almadan onu içeri bırakmamalısın. Aşkı her